olay daha var. MEP kitabında yoktur. Yer göyü köprüsü olayı. Bu olayın özelliği şu. Osmanlı'da bir ocağı söndürdü. Hangi ocağı söndürdü? Akıncı ocağını söndürdü. 1595 diye hatırlıyorum. Doğru mu Bayram? Doğru. Bayram sen de mi oradaydın? Paşanın adı neydi? Sinan Paşa. Unutmuşsun bak çok zaman geçeceğim 400 sene oldu yani. yani o kadar olur tamam bu abim 1590 95 o tarihte bu işte eflakla mücadele ediyoruz tamam mı yeniyoruz falan karşımıza çıkamıyorlar geriye çekilirken ordu tamam bu Sinan Paşa bir köprüden geçerken yer gök köprüsü denilen bir yerden geçerken askerden ganimet elde ettiniz ya ee Vergi bakan verginizi la diyor köprünün başına tahsildarı koyuyor tamam o arada ordunun geçişi yavaşlıyor Tamam. Ordunun ağır işte silahlar, toplar, bilmeler neyse bu kısmısı geçiriliyor. Tamam mı? Askerler üstün başın aranıyor falan falan derken 3-4 gün ölüyoruz. O arada Eflak Bey, ne bilmem mıntızlı bir şey, zıkkım. Tamam. Arkadan bir geliyor bizim Akıncılar bakıyor ki ordunun yarısı karşıda. Köprünün üzerinde askerlerimiz var. Akıncılar bu tarafı ben güvenlik altına alayım diye ki Akıncılar kuruluş devrinde bak çok önemli. Hatırlıyor musunuz? Marko Çoğulları değil mi? Bak yani bunlar hatta bir önceki derslerimde falan yazı dedim şuraya. ÖSYM de sorduydu Akıncı ailelerinden diye. Tamam. Aha bunlar bize düşer korumak diye saldırıya geçiyor. Top atışlarıyla Eflaklılar köprüyü havaya uçuruyor. Ordunun yarısı karşıda Akıncıların bir kısmı kalanlar. Bu tarafta bu taraftakiler işte katlediliyor. Şehit düşüyor. Akıncı Ocağı burada çok ciddi zayiatlar veriyor. Buradan sonrasında bir daha toparlanamıyor. Yergüyü Köprüsü olayıyla Osmanlı kuruluşunda çok önemli bir yere sahip olan Akıncı Ocağı söndü. Yani Ocak söndüren olay dediğimiz yer neresiymiş? Yergüyü Köprüsü olaydır. Bu Mebin dışında dışarıdan size abinizden bir bilgidir. Tarih öğretmenleri siz bilirseniz bilin bilgi yarışmalarında falan sorarlar. Tamam mı?